Gel anneciğim, gel. Arkadaşlar, baktığım köpekleri zehirlemişler. Bakın burada iki tane var. Burada bir tane daha var. Burada da benim yavrum var. Burada da var. Gel anneciğim, bu annenin yavruları onlar. Kalan hayvan 4 tane. Bir de başka bir tane daha yerde var, 5. Zehirlemişler. 2 tane yavru var, birazcık kusuyorlar. Onları aldım şimdi, bir tanesi burada. Bizler. Onları götüreceğim kliniğe şimdi. Sakar Üniversitesi'nde baktığım yavrular bunlar benim. Kim ne istiyor ya? Bayramın 3. günü bu. Sapancı'nın olay üstüne bu olay, yazıklar olsun. Sabah köründe kalktım, şu an saat 8.30, hayvanları beslemeye geldim. Yazın günah değil mi? Niye yaptınız bunu? Köpekleri zehirlemişler. Bakın burada 2 tane var. Hey yavrum. Burada 1 tane daha var. Şimdi bugün bayramın 3. günü. Sabah 8.30 gibi Sakarya Üniversitesi'nin Teknokent binasına ait Kuluçka Merkezi'nin önündeki yavruları doyurmaya gidiyorum. Tabii ki makarna falan pişirdim evde. Konservelerle karıştırdım. Bir güzel hayvanları doyuralım dedik. Ama maalesef girdiğim an bütün her yerde ölü köpekler. Yani 2 metre 3 metre arayla ölü köpekler. Yani şu an toplam 5 tane ölümüz var. 3 tane de klinikte zehirlenme vakasıyla, 1 tanesi yoğun bakımda, diğer 2 tanesi biraz daha durumu iyi. Tedavi altında olan 3 tane yavrumuz var. 8 tane de ayrıca yavrumuz kayıp. Ne ölüsü var ne dirisi. Yani dün akşam orada olan yavruların şu an 8 tanesi de yok. Raporlarda kliniğin muayene sonucunda baktığı, hekimimizin muayene sonucunda baktığında kimyasal zehirlenme, ya fare zehri ya da böcek zehirlenme, hani böcek ilacı, o tarz bir zehirlenme olduğunu söyledi. Belki de ben bugün yemek götürmeseydim o kalan 3 tane de ölecekti. Ya bir şey diyemiyorum. Yani şu anda Sakarya'nın üstüne oynanan bir oyun var diye düşünüyorum. 3 gün önce Sapanca'daki ayakları kesilen çocuğumuz, bugün zehirlenen vakamız, dün de Kaynarca ilçesinde sanırım boğazına ip bağlanarak göle atılan, dereye atılan köpeğimiz. Yani neden her şey üst üste Sakarya'nın üstüne oluyor bilmiyorum. Bunu yapan insan olamaz. Yani bu bence ruh hastası. Yani mantığım almıyor. Vicdanım zaten. Bunun Müslümanı, Hristiyanı yok. Bu insanlık dışı bir şey. Ramazan dediler. Ramazan'da da yaptılar. Bayram dediler, acımadılar. Bu kanlı bir bayram. Bu bayramın adı kanlı bayram benim için. Çünkü bayram gününden beri hepimiz ağlıyoruz. Tüm hayvanseverler ağlıyoruz. Can candır. Yani bunun da nefes alıyor, insan da nefes alıyor. Bunlara yasa çıkartın. Bir insan bir hayvanı ezdiği zaman ya da işkence ettiği zaman bunun cezası olmalı. Nasıl ki bir insana araba çarptığı zaman ceza veriliyorsa, hayvanın da çarptığı zaman ceza verilmeli. Zehirlenme vakaları olmamalı. Bir hayvan zehirlendiği zaman nasıl çırpınarak ölüyor, o nasıl acı çekerek ölüyor, bunu bir kere izleseler bir daha öyle bir şey yapmazlar. Bu yasayı çıkartın. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bakın.